Evet, yine yeniden merhabalar. Keşif Şahane kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir cuma günü ve dün perşembe günü yani ekranlara gelen inci taneleri ekranlara gelmeye kaldığı yerden devam etmeye karar verdik uzun bir aradan sonra. Biz de dedik ki onu da izledik hep beraber. Önceki videolarımızı izleyenler bilir, onu da yorumluyorduk. Hazır gelmişken sezon ortasında onu da bir yorumlayalım istedik. Evet. Biraz gecikti ama Geldi. geldi. O yüzden onu yorumlamaya başlayalım. Şimdi öncelikle ilk başta söylediğimiz gibi Yılmaz Hocam, buradan sevgiler. Biraz geç kalmadınız mı? Yemin ediyorum dün bölüm ekranlara geldi. Böyle şimdi ilk kısımda şeyi gösteriyorlar. Tabii kısa bir özet durumu hakim falan. Unuttuğumu fark ettim bazı şeyleri. Gerçekten unutmuşum dedim ya. Aa, burası böyle miydi falan olarak kaldım yani. Yine de olsun, geç olsun güç olmasın diyelim. Güzel bir bölümdü. Güzel bir bölüm ekranlara geldi. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Nerede Dedik, aa burada kalmışız? kalmışız diye böyle bizi de bir ben de aa böyle Böyle miydi miydi? falan. Yani en azından hani son sahneyi unutamadım zaten. Ha. Orayı bekliyordum. Biraz gecikti ama geldi. Birazcık da fragmanda gördüğümüz sahneler yok. Evet. Bu senenin modası, sektörün yeni modası da bu. Fragmanda sahne verip bölümde vermemek Vermemek. herhalde. Bu ikinci oldu. Yalçın Neden Akpınar'la olduğu beraber. bir neden olduğunu bir de anlamadım yani, hani hiç de böyle bir şey beklediğimiz, hani mesela Yalçın Akpınar'ın daha önce belki başına geldiği kısımlar vardı. Hani ondan Bir bir tık nazcık aynen. bir tık alışkınlık ama İnci Taneleri'nden hiç böyle bir şey beklemiyorduk açıkçası. Neden böyle oldu? Lütfen aşağıda bize belirtirseniz çok seviniriz. Biraz bence sonradan o sahneler kesilince de çok fazla o yüzden flashback girdi. Flashbackler Girdi. uzadı. Tabii ki çünkü o oralar çıkınca boş kaldı ve o sebepten de biraz fazla uzadı. Ufak tefek yani bazı flashbackler iyiydi çünkü gerçekten hani hatırlamadık. Ama Evet. bazıları bir tık uzadı. Onun sebebini de ona bağlıyorum. Sahnelerde değişim olunca. Aynen. Ya mesela şeyi bile okeyim. Biz zaten İnci Taneleri'nde alışkınız. Tabii. Hani örnek veriyorum müziklere, Evet, şarkılara, doğal kliplere. olarak oradaki o geçişlere falan alışkınız. Ama bu bölümde çok bariz bir şey vardı gibi oldu en azından. Belki de hani Ya işte ben o şarkı şeyde kısımlarında bence her bölüm yani bir iki klip olan bir şey. izliyoruz hani Ama o. bu sefer mesela şey Ben gibiydi. flashbackleri uzattılar Ha. diye düşündüm. İşte yani bu sefer özellikle o da belki gözümde çarptı. Yani bu bilerek, bilinçli He. olarak yapılmış gibi geldi Alışık bana. bana şey geldi yani. Bir de Değil mi? şarkı seçimlerini Ay evet. Bu beğendiğim şarkı seçimleri de çok için o güzeldi. yüzden beni oraları sıkmadı. Şimdi mesela başka dizileri konuşurlarken başkaları biz Aynen. konuşurken işte bazı böyle klip sahnelerine şeylere falan laf ettiğimiz oluyor ya da işte Evet. bölümde bir şey olmuyor. Kanalımıza yani ilk defa denk geliyorsanız ve ilk defa izliyorsanız diye Olabilir. söylüyorum. Bunu daha önceki İnci Taneleri yorum videolarında da söyledik. O zamanlar şimdi İnci Taneleri'nde buna bir şey demiyoruz. Çünkü en başından beri Çünkü böyle. aynen çünkü İnci Taneleri ilk bölümden itibaren ritmi bu olan bir dizi. Yani çok yavaş işte bölüm sonunda bir iki olay olur. Yani bölüm sonunda dedim ya bölümün sonunda düşündüğünüzde bu bölümde bir iki olay olmuş olur. Öyle net bir şey olmaz. Ve onun ritmi bu. O yüzden ona kızamayız. Çünkü başından beri bunu kabul edip izliyoruz. Bu diziyi böyle kabul Böyle edip kabul izliyoruz. ediyorum. Ama hani böyle olmayıp sonradan böyle olsa tabii O ki o zaman zaman bir deli. eleştiri gelmiş oluyor. İnci Taneleri için o konuda bir eleştirim yok yani şahsen. Evet. Sadece işte bu bölüm bir tık fragmanı aman flashbackleri bence abartıldı. Yani uzatıldı daha doğrusu. Evet. Bazıları iyiydi ama komple bütün sahneyi izlettiler falan filan. Orası fragmanda gördüğümüz sahneler çıkarıldı. Muhtemelen diğer bölüme kalsın diye. Oraları doldurmak için diye düşünüyorum. Evet. Yoksa işte bu kliptir, şiir okumadır. Tabii. Azem Hoca'yı biliyorsunuz bize bir şiir okuyor falan filan. Ama şunu söylemek isterim ki bölümün hani genel olarak anlatılış biçimine Çok güzel. bayıldım. Ben böyle bir yani böyle bir biçimde sunulması hikayeyi ben çok Evet. seviyorum. Evet. Şimdi zaten biz hatırlarsan bölümü konuşurken Azem Hoca daha İnci Taneleri'ni yazarken Evet. hatırlıyorsan bilgisayar aldı. Evet. İlk bilgisayarın başına Geçti. geçtiğinde biz bu konuşmayı Evet. yapmıştık. Dedik ki sanki Azem Hoca yazıyor Ve o ve o sırada devam ediyor. hikayeyi biz görüyoruz gibi oldu demiştik. Yani aynı zamanda tabii yaşanan olaylar da hikayeyi büyütüyor. Yani yazılan kitaptaki hikayeden bahsediyorum.
ama kitaba yazılan da bir taraftan hikayeyi oluşturuyor gibi bir böyle bir mesaj vardı tam olarak. Ve sezona öyle bir giriş yaptılar. Kitabın neredeyse ortasına gelmek üzereyiz. O detayı verdiler, o önemli. Kitabın ortasına konuştu hocam. Aynen. Kitabın ortasına, işte bir iki bölümde ortasına geleceğiz yani muhtemelen. Ondan sonra o kitabı okurken biz de hikayeyi görüyor olmamız, ben çok beğendim. Evet, yani böyle yani hikayeyi böyle dümdüz anlatmak yerine böyle anlatılıyor olması benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi şeyde de aynı şey oldu. Daha açık anlatabilmek adına söylüyorum. Mesela Zerrin, Yıldız ve Dilber'in yaşadığı şeyle o olayı. Dilber şeye gelip, Kasım'a gelip anlatırken biz izledik ve hani o mesela orada direkt izlemek yerine, yani o andaymışız gibi. Onun yerine o orada anlatırken, ama onun anlattığı gibi değil. Yani onu anlattığını düşünüyoruz ve biz o sahneyi izliyoruz. O sırada. Sahne bitiyor. Tekrar şeye geçiyoruz işte. Eczaneye geçiyoruz. Dilber anlatmayı bitirmiş. Ya ben böyle hikayenin sunulmasını daha şey buluyorum. Bence daha bu güzel. Kendine has bir ritim katıyor diziye. Ne olursa olsun zaten bence bu kadar yavaş, bu kadar ağır ilerlenmesine rağmen dinamiğinin bu kadar tutması ve bu kadar hani seviliyor olmasını, yani en azından benim için mesela bir nedeni de budur yani, tüm her şeyden bağımsız olarak. Aynen, biçimi. Evet, kesinlikle anlatış biçimi. Ama şimdi görüyoruz ki şimdi ilk başta gördüğümüz kısımda aslında kitap tamamıyla bitmiş. Aynen. Bizim ilk sezonda bıraktığımız hocamız o sırada daha yazarken şu an kitabın baskısı falan alınmış ve yine hapiste. Aynen. Yani bu kitabın sonunda Azem Hoca bir şekilde tekrar yani bu hikaye biliyorsunuz ki Azem Hoca'nın hapisten çıkmasıyla başlamıştı. Acaba hapse tekrar girmesiyle son mu bulacak, yoksa biz bir ikinci kitap mesajını da aldım. Yani o ilk çağırdıklarında deftere bir şeyler karalıyordu. Boş durmuyordu. Evet. Aynen, bu kitabın sonu, yani bu sezonun diye düşünmekteyim. Evet. Bu kitabın sonunda Azem Hoca'nın başına gelip tekrar nasıl hapse girdiğiyle alakalı diye bağlanacak diye düşünüyorum. Evet. Onu göreceğiz. Şunu söylemek isterim. Ne olursa olsun, şimdi biz mesela ilk kısımlarda, ilk sezonda yorumlar yaparken falan şey diye düşündük, yani artık en azından benim için hani kim ya, bu ne oldu, anlat bilelim. Artık mesela yine evet bilmek istiyorum ne olduğunu, nasıl olduğunu, oraya dönmek istiyorum, ama artık benim için özellikle bu bölümden sonra hikaye bambaşka bir boyut kazandı ve sadece onu öğrenmek istemiyorum artık. Aynen. Tamamıyla özellikle burada da mesela o edebi nüanslarını gördüğümüz için bunu işte Adem nasıl anlatacak, nasıl yazmış ve nasıl anlatmaya devam edecek diye görüyorum artık. Tamamıyla yani kitabın sonundan ya da olayın ne olduğuyla ilgili benim için tamamıyla şey şaştı, yani oradan çıktım. Tamamıyla ne olduğundan ziyade, nereye varacağından ziyade de nasıl geliştiğini artık kesinlikle görmek istiyorum. Ve o yüzden şey demiyorum artık, yani kim öldürdü şeyi, ne o oldu? Sorusu aynen. Benden tamamıyla gitti. Yani geçen sezonun yani ilk başladığı bölümlerde evet çok merak edilen bir konuydu. Fakat zaten ondan sonra sezon sonuna doğru benim için zaten hani şey olmuştu, hikaye evet merak etmek ayrı, yani hala merak ediyorum ama evet. Hani çat diye söylense de acaba şey tadı mı kaçar, çünkü öyle bir tat kattı bir anda. Evet. Hani öğrenmeyelim ama sürekli merak edelim gibi bir şey oldu yani. O yüzden ben de sevdim yani bu bölümde, hani bir de zaten şey bir olayı anlamak için İlla sonucunu bilmek gerekmez tarzında bir yorumu oldu. Yapıyor Azem Hoca'nın. Yapıyor bu sporu, yemin ediyorum ya. Şeye, Piraye'ye söylerken. Bizim ne bunun için sabrımız ne de zamanımız var gibi böyle bir laf çarpma oldu falan. Aynen. O güzeldi bence. Evet, güzeldi. Piraye ile de Ayça için bir araya geldiler. Aynen. Ayça'ya durumu anlatamamış Piraye, doğal olarak nasıl anlatacağım derdiyle. Ayça dedi ki ben sınava girmeden... Hocamı görmezsem sınava girmeyeceğim dedi. Yine Azem hocalarını aradılar, geldi. O zamanki konuşmaları da yani çok anlamlı, manidar, evet. Bizi yine konunun ve hikayenin içerisinde çeken konuşmalardı. Çünkü ne olursa olsun kendine dair şeylerden bahsediyor Piraye'ye. Piraye'de inceden bir pişmanlık sezdim. Ya pişmanlık değil de hani acaba mı diyor. Çünkü zaten evet. Hani konduramıyordu. Evet. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın olduğu için. Azem de nasıl yaparsın değil, yaptın mı işte
bir insan böyle bir şey yapmış olsa hiçbir şey, hiçbir bakış bunu saklayamaz laflarıyla bence Piraye'yi içine bir kurt düşürdü. Yani o yüzden de pişmanlıktan ziyade bence acaba hani böyle bir şey böyle yok mu olsaydı, yoksa ne var gibi. O da bizim durumumuzda şu an, yani izleyiciyle aynı durumda. Öyle bir merak içinde yani. Evet. Ama yine de adını unuttum şimdi, o Doktor Suat'la da evlenmeye bir anda karar vermezsin diye düşünüyorum yani. Yani onunla da evlenmezsin diye düşünüyorum. Yani bu kadar rahat. Hani yani bu, dert. O karaktere yani gerçekten şey, bayılıyorum. Aynen. Yani dert, gam, keder gibi sözcükler lügatında yok. Evet. Çünkü o kadar rahat ki yani. Çünkü onun altında doldurdular tabii. Hani hayatı boyunca hiçbir şeyle dert etmemiş, hiçbir iş yapmamış falan böyle. O sebepten de öyle biri olmuş. Tamam da yani. Çok özeniyorum ama çözemiyorum. Ama bir çıtırdan beni de rahatsız ediyor öyle ama biri olması. Ama ne bileyim yani, gökten bir yağmur yağsa, ya, şimşek çaksa da yine bir korkup nedir ne bileyim. Aman verandama bir şey olacak demez misin yani? Atlayalım Zimbabwe'ye gidelim. Atlayalım şuraya gidelim. Yaşlanmazsın adamla. Ama ne kadar ama devam yani edebilirsin ondan emin değilim. Ama yaşlanmazsın yani. Bir gün orada, bir gün burada. Tamam da arada da yani başka hayata dair de bir şeyler var. Bu kadar ama da olmamalı. Hayatla onun mücadele edeceği, sorun olacağı bir hayatı şey yok yani. Gerçekten. Aynen. Öyle bir karakter. Rabbimden hepimize mi dilesem, ne yapsam bilemiyorum ama. Ben mesela böyle her şeyi kafaya takan biriyim ve atıyorum bir şey yapılırken falan da böyle yanımızda başka biri hiçbir şey böyle çok rahat oldu mu? Bana bir sinir geliyor. Yani bu konuda sen niye rahat? Ama işte bazı insanlar da öyle. Aynen, bak adam yaşlanmamış. Bence o normal hayatında da öyle. Yaşlanmıyor. Bu kadar biri değildir de yani. Bu o biraz daha böyle de, hani ergen hareketleri var karakterin şey ama. Yine de bu kadar gamdan kederden uzak olunca öyle yaşlanmıyorsun. Gerçekten yaşlanmıyorsun. Bunu bir kere daha onunla beraber görmüş olduk. Hala Doktor Saat diyorum ama adını unuttum. Evet, karakterin adını. Hatırlayamadım. Hala da hatırlamıyorum. Neyse siz anladınız yani. Sonra bir de tabii Piraye'nin o küçük kardeşi de karısı onu boşamış, terk etmiş. Aynen. Artık hak etti. Hak ettin gerçekten, gına gelmiş. O kadın hala nasıl zaten şey yapabilecekti ki, devam edebilecekti ki seninle. Ama bu ilerleyen kısımlarda acaba şeyin mesajı mıdır diye düşündüm. Yanında başka birini göreceğiz ve onun hikayesini başka bir yerden izleyeceğizin mesajı mıdır acaba? Ona da yeni bir karakter, yeni bir kişi partner gelir mi diye de düşündüm. Yani açıkçası. O karaktere çok fazla hani şey yapılmadığı için yani aşırı böyle biraz bu yüzeysel kalıyor. Kaldı. Bir tık hani gelirse evet oradan bir açılım görebiliriz hikayesiyle ilgili. Ama yani yeni oyuncu bir tek şey için biliyorum. Azem'in oğlunun yeni bir Manita. Aynen sevgilisi Manita olacak diye. biliyorum. Onun dışında bir yeni oyuncuyla ilgili bir şeyim yok. Geldi mi, gelecek mi falan filan diye. Belki dediğin gibi o da biraz kendini bulur. Hani zaten derdim var diye sevindi ya. O bir aynen, şok oldu falan. Aynen, artık benim derdim var ve devam edebilirim bundan sonra falan diye sevindi işte. Deli bir tane değil ki uğraşasın. Yani şeyleri mesela çok az gördük. Nehir ve Nehir'in işte nişanlısı, müstakbel eşi. Arcan. Arcan'ı. Onu biraz... Onları da ben merak ediyorum hikayelerini. Evet. Çünkü aslında oraları biraz görürsek. Şimdi oraları tabii Azem de bilmediği için şu anda biz de göremiyoruz. Işte. Çünkü o da yazamadı gibi evet, bir durum söz konusu. Oraları da biraz görürsek aslında genel olarak ne olduğunu ufak ufak anlayabiliriz yani. Nehir demişken ve Özgür demişken onların tabii de mezarlık sahnesiyle aynen başladı. Özgür söylemiş babasına biz gideceğiz falan filan diye. Onlar da hep beraber orada duruyor. Nehir beklenmedik bir tepki vermedi açıkçası. Aynen, yani bekliyorduk beklediğim zaten. Beklediğimiz bir tepkiydi. Ama Özgür'ün oradaki o şey mahzununa ve sonraki sarılışlarına bir tık şey oldum yani. Özgür işten içe, Nehir biraz da etkili olmasa aslında şu ana kadar bence çözmüşlerdi. Aralarındaki problemleri halletmişlerdi ama Nehir'in de dahil olmasıyla ve söyledikleri ile beraber o da bir taraftan başka bir yöne doğru çekiliyor. Ama işte inşallah ilerleyen zamanlarda bu düzelecek diye umut ediyorum. Çünkü hala Özgür'ün babasına karşı bir şey var. Tabii ki bir duvarı var. Aynen. Aynı zamanda da hani konuşmak istiyor da istiyor falan filan. Hatta hani Nehir'le hani bir araya gelirlerse konuşuruz diye düşünmüştüm ama öyle olmadı gibi şeyler söyledi. Biz de öyle düşünmüştük ama evet, o şekilde olmadı maalesef. Fakat işte Özgür'ün de bir yandan da şeyle genel kendi hayatıyla ilgili bir problemin içine düştüler ya. Aynen. Necmi biliyorsunuz ki arkadaşlarını bırakmamıştı. Yer. Aynen. Vallahi hem şiş yandı hem kebap. Necmi'ye biz bunu geçende de söyledik. Her tarafı mahvettiniz. Yani Aleyna'yı kurtarmak okey.
Evet. Ama bunu hani 2-3 kere tekrar götürelim, tekrar kaçıralıma girmeleri olmadı. Veya hani Özgür'ün bu kadar şeyle bir araya gelmesi olmadı. Bu işleri tabii ki karıştırdı yani. Aleyna'yı ilk kurtardıklarında tekrar böyle bir geri gitmeselerdi, Özgür o kadar böyle samimi olmasaydı, işte sen şeyi yerine geç, bir tane adam vardı ya, Aleyna'nın eski sevgilisi. Özgür onu yerine geçirdiler falan filan. Hani onlar olmasaydı belki daha kolay kapanabilir bir durumda olabilirdi. Evet, ama şu an, şu anda işte tamamıyla bir savaş başlattılar zaten bir ciğer, de. Ciğer yaktı bizi. Yani ciğer yaktı bizi, zaten yakmıştı. Ama ne olursa olsun bu kadar samimi olan diğer o şeyin şimdi adını unuttum. O abilerinin adını, renkli gözlü Aliço'nun adını unuttum. Adın Nusret. Nusret'in ne olursa olsun, tamam hadi. En başından beri zaten Necmi'nin yaptığı şeyi desteklemiyordu. Ne bileyim bir sürü laf söylemişti. Bu böyle olmaz falan filan diyordu ama sonuç olarak bir onları böyle bir şeyde yalnız bırakması ve sonra ben bu savaşın ortasında yokum deyip arkalarından iş çevirir gibi biz onlarla beraber değiliz demeye gidip ama aslında ben sizin yanınızda olabilirim mesajını vermesi de arkadaşlarına gayet de büyük bir ihanetti. Madem böyle bir şeyin içerisine girmiyorsunuz, o zaman sen şu anki düşmanlarının yanına tekrardan gidip sen Özgür'e diyordun ki sen onların kulu köpeği bilmem neyi olma. Şu an aynısını sen yapmaya çalışıyorsun. O zaman onun manası neydi yani? Ya onlara karşı olmam ama onlardan yana da değilim dedi. Tamam şimdi şey, onlara karşı bir şey yapılacaksa yapmam ama başka işlerinde varım demektir bu. Özgür o kadar dedikten sonra, o lafları bağırdıktan sonra bilmiyorum ya, zaten ama şeyden bir iş çıkacağını bekliyordum yani ben. Nusret'ten. Aynen. Nusret'ten bir iş çıkacağını bekliyordum. Aynı zamanda da şöyle bir mesaj vardı orada. Senin kıyafetlerin kirlenmesin, ben yine yatarım. Yatarım. Yine. Yani geçenki başlarına gelen olayda ve Nusret'in hapse girmesindeki sebep de ben sizin için yaptım diyor zaten. Evet. Sizi kurtarmak için girmiştim o işe dedi artık. Neyse. Orada da bir üstlenme ya da işte siz bulaşmayın ben yapayım hallederim gibi bir durum olmuş diye tahmin ediyorum. Belki görürüz geçirmiş zamanları. Çünkü bence mesela Nusret'in özellikle Özgür'ün belli bir süre sonraki yaşamında çok fazla etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden onun hikayesinde açılacak diye düşünüyorum. Onun hikayesinin açılmaya başlaması da bir aşkla olacak diye düşünüyorum. O ben aşkta... Geçen sezon da partner bekliyordum. Yok, partner gelmeyecek. Onun partneri kim olacak biliyor musun? Kim? Ben bunu böyle bir şey aldım. Hatırlarsan Nehir'in yanında bir tane arkadaşı var. Onlar böyle saçma sapan konuşuyorlar. Ve düğünden önce çiçeği bana at, benim hayatımda kimse yok, şöyle yok, böyle yok, bilmem ne falan filan dedi. Özgür'le olan konuşmasında da hani Özgür'ün o ayrılığını bir önceki bölümde gördüğümüzde de yani işte sevmek, sevilmek, bilmem ne falan filan derken ben ilerleyen kısımda Nusret'le o adını unuttuğum Nehir'in arkadaşının bir arada olacağını düşünüyorum. Vallahi bilmiyorum. O arkadaşını da çok sevmiyorum. O arkadaşı da Nehir'i manipüle ediyor. Evet. Etmiş de geçmiş de bence ve onları da hani ortaya çıkacak yani, göreceğiz. Çünkü zaten Azem'le ilk Azem'i öğrendiğinde müdahale etmeye çalışan falan filan arkadaşıydı. Ben bunun çok iyi niyetli olduğunu da düşünmüyorum yani. Evet ve şeyden dolayı bir de biz hani geçtiğimiz sezonlarda şey dedik ya, onların arasında aslında bir üçgen var, aşk üçgeni. Nehir bunun farkında değil sadece. Aynen. Böyle bir şeyden şüphelenecek. Bunun üstüne kapatmak için artık nerede nasıl denk gelirlerse Nusret'te de öyle bir aslında şey birlikteliği başlayacak en başında. Sonrasında belki ilerleyen kısımlarda Nusret çok seveceği için belki de özellikle Nusret'in hikayesinin açılmasını bu şekilde kıza anlatmasıyla beraber göreceğiz diye düşünüyorum. Olabilir, onlar hiç aklıma gelmemişti. Evet. Böyle bir beklentim var. Bakalım ilerleyen kısımlarda ne olur ama onları da hep beraber göreceğiz. Dilberlerin tabii Zahir'in başına gelenlerden sonra bir saklanma süreci vardı. Şey vardı. O süreçte de Zahir'in kardeşini. Zahir şimdi kıymetlendi yani. Evet, ben de onu anlamadım. Herkes yakasıkmıştı Gül ya. Aynen. Kardeşi de aynı şekilde. Kardeşinin eşi de aynı şekilde. De şimdi Zahir kıymetlendi. Ondan sonra işte Dilber'in peşine düştüler. Düştüler aynen. Orada bir yerde tabii ki Kamuran'ın bir müdahalesi oldu. Kamuran karakteri Allah. Yine bizi güldürdü bir sahnede. Komik birisi. Komik bir karakter. Evet, komik bir karakter. Şeyle güzel bir ikili oldular yani.
Yanında çalışan yerden, adam var aynen. Ya aynen Davut muydu adam? Ha, aynen Davut. Onunla güzel bir ikililer. Ama ondan sonra tabii başka o şeylere devam ettiler yani Dilber'i aramaya. Ve işte otele geldiler. Otelde bir ha, şey evet. Oldu. İzzet'in başı yandı. İzzet'in günahı ne ya? Her fırsatta bu çocuk dayak yiyor. Sonra koy da çıkartıp aynen, yani. Aynen yok. O sıra onu halledecek. Ondan sonra tabii bir de otel demişken bir de yorgancı var. Bir de yorgancı işin yorgancı içinde değil mi? Unutmuştum biliyor musun? Aynen ben de unutmuştum. Gelip şey deyince teslime sıkıntı olmuş falan deyince. Aa dedim bir de yorgancı vardı falan. Diğer kadın da diyor ya yorga yaptırdığınız şey mi parasını mı ödemediniz? Ya kıyamam çok tatlısın. Nergis de yazık kıyamam şey diyor. Şey unutuz ama Nergis'in evini açması, onlara sahip çıkması ve evet, öyle şey yapması evet. O kadar ön yargılarına rağmen sonradan böyle bir şey olması çok tatlı ve çok güzeldi. Nergis hocam teşekkürler. Yani zaten hani nasıl denir ki? Zahir'in peşini bırakmaması, işte bu kızın hayatını mahvetmesi, çocuğunu alması falan filan şey bir süreç olduğu için buraya getirdi yani olayları. Evet. Neyse şeyden vazgeçmişlerdi tam ama işte plan yapınca bunlar çok söylenince bir şekilde planından vazgeçsen hayat seni o planın içine sokmuş oluyor, sürüklüyor. Öyle bir şey oldu yani evet. Yıldız ve Zerre'nin beraber Verdim. Bir çalışmasıyla. Tetiğe bastılar tabi estağfurullah yani. Ve hani hala şeyde işte ben onu çok sevmiştim falan filan diyor ya Hastanede. Zahir. Gerçekten hasta bir adam. Yani evet. Hastalık artık bu. Neredeyse işte Dilber'in başına bir şey gelecekti. Hani ve çok seviyorum dediği bir kadın bu yani. Ne diyebilirim ki bilmiyorum. Gerçekten hastalık. Hastalık Zahir yani işte Zahir Güler aynen öyle. Ya, Rabbimizi bunlardan ve diğer tüm kötü insanlardan korusun. Hiç hoş bir şey değil ama ne yazık ki var olan da bir şey ve dizide de olsa bunu karşımıza çıkıp görebiliyoruz. Evet, baştan beri Zahir zaten o şeyi temsil eden birisiydi. Biriydi, evet. Şeyin o konuda bir şey vardı bence zaten yani inci tanelerinin şey yapma durumu vardı ve Zahir zaten onun için hazırlanmış bir karakterdi. Evet. Bakalım bundan sonra hani ne gibi bir şey olacak, bir Zahir bitti bir de Zahir'in kardeşi var. Kardeşi başladı aynen ama yine de onları engelleyen o işte Zahir'in kardeşinin eşi olacak diye düşünüyorum, öyle bir his aldım yani. Belki bir şey söylemek, herhangi bir planda Dilber'i uyarmak ya da başka bir şey yapmak için yani yapmak için haber veren ve bu durumdan etkilenen karakterin o karısının olacağını düşünüyorum. O da bir şeylere yardımcı olmaya çalışacak diye düşünüyorum bir yerden sonra. Umarım da öyle olur. Son sahnede tabii Günger'in kafesindeyken herkes işte Aleyna da var, Necmi var, Azem geldi. Maşallah. Şeyle konuşuyor falan. O sırada da Nehir'e hediye edeceği inci tanelerinden oluşan kolyeyi verdi. Annesinin kolyesiymiş. Ve o sırada bir baskın gibi bir şey oldu. Evet. Kimse bir şey oldu gibi gözükmüyor. Sürpriz de olabilir. Sürpriz de yani olabilir. Azem ve şey olmadı. Onu gördük. Evet, çok şükür. Özgür olmadı. Ve birisi de aynı zamanda bunu kameraya aldı. Evet. Yani bunu yaptıran taraflar mı? Kim diye düşünüyorum. Ben mesela hani o çocuk dedim ki acaba Nusret ayrılırken onunla giden çocuklardan biri mi falan dedim. Özellikle sonradan baktım falan değil. Aynen. Başka birisi şey yaptırmıştır diye düşünüyorum. Reyyaz. Ya işte, başka kim olacak? Yani Reyyaz onu yaptırmıştır da fotoğraf çekenin aynı kişi olduğunu düşünmüyorum. O taraftan başka bir gol geleceğini düşünüyorum nedense. Hani bir amaca oturtamadım, bir nedene oturtamadım ama fotoğraf çekenle şey bu ya, işi yapanlara şey yapamadım. Zaten bunlar böyle karşılıklı bir video paylaşıyorlardı, şey yapıyorlardı falan filan ya. O yüzden yapmış olabilir. Yapıldı diye düşünüyorum. Yani o da yine Reyyaz'ın adamı olabilir veya Nusret birilerine hani Reyyaz ne yapacak diye peşine takmıştır. Nusret'ten birileri olabilir. Ama hani başka bir şey için değil, ne olduğunu bilmek veya Reyyaz'ın bir adamıysa da hani daha önce de paylaşıyorlardı ya böyle gözdağı vermek amaçlı. O tarz bir şey için olduğunu düşünüyorum. O da olabilir. Bir anlık ben şey diye düşündüm yani acaba başka bir yerden bilmediğimiz tekrardan başka bir düşman gelebiliyor mu diye düşündüm. Ama evet dediğin daha mantıklı yani hem o video olayları falan da var. Belki hani Berzan bile istemiş olabilir adamı takmış olabilir peşine bunlar şey yapılmasın diye. Öyle olabilir yani.
Bakalım. Şimdilik bir şey olmamış gibi görünmüyor ama inşallah bir şey olmamış. Bir şey olmamış gibi gözüküyor. Olsa da bence ya Aleyna'ya ya da Necmiye diye düşünmekteyim. Yani öyle birinin başına bir şey gelse. Ama olmamıştır gibi gözüküyor yani. Evet. Haftaya da muhtemelen düğünü izleyeceğiz. Böyle bir zaten bir story falan geldi. Tahmin ediyorum ki setten bir storydir o. Düğün, gece bir düğün salonu. Böyle havuzlu havuzlu falan filan, böyle çiçekli ışıklı bir yer. Muhtemelen düğünü izleyeceğiz ve o düğün de çok normal bir şekilde gitmeyecek. Çünkü zaten Arcan da tekrar biliyorsunuz ki bağımlılığına geri döndü. Öyle bir problemi var falan filan. Nehir'in o tarafa doğru gidiyor olduğu mesajını aldık başta. O yüzden düğün bayağı bir olaylı ve şeyli geçecek. Hatta geçecek. Hani genel olarak düğünün başlangıcı, düğünün sonu ve başka hani sahneler, başka zamanlar diye bir sonraki bölümü de kapatırız diye düşünüyorum. Aynen, bir magazin gündemine oturan bir düğün olacak yani. Onu net bir şekilde görmüş olacağız bence. Bu İnci Tanelerinin bu bölümü için yeni sezonu biraz geç de gelmiş olsa güzel bir bölümle ekranlara geldi. Biz de hep beraber izlemiş olduk. Konuşalım, beraber yorumlayalım istedik. Sizin de başka düşünceleriniz ve fikirleriniz varsa aşağıda bize yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Çünkü sadece dizi paylaşmıyoruz. Aynı zamanda gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri de sizlerle beraber paylaşmaya devam ediyoruz. Attığımız her videodan bildirimleri açarak anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.